maalesef acıların dinmediği bir Ocak ayındayız. Uğur Mumcusu'ndan Hrant Dink'ine pek çok acının yaşandığı bir aydayız. Hrant Dink en son güvercin tedirginliğindeyim demişti. Çünkü ölüm tehditleri alıyordu. Agos gazetesinin kurucusu kendi tarifiyle iyi bir Ermeniyim, iyi bir sosyalistim. Bu ikisi Türkiye'de olduğu zaman zaten başa belasın diyordu. Bir Gün gazetesinde yazıları yayınlanıyordu. Agos gazetesinin kurucusuydu. Ben kendisiyle bir kez konuştum. Ayhan'cığım hoş geldin. Ardından da öldürüldüğü gün Handan'la birlikte o akşam çok iyi hatırlıyorum. Hüngür hüngür ağlamıştık. Gerçekten hüngür hüngür ağlamıştık. Aslında ne kadar ilginç ki Sivas'ta da hüngür hüngür ağlamıştım. Çocuktum. Uğur Mumcu katledildiğinde de hüngür hüngür ağlamıştım. Bahriye Üçok'ta da hüngür hüngür ağlamıştım. Yani bir yazgı gibi olmuş. Sanki bu ağlamalar, bu gözyaşları bizim mücadele kaynağımız aynı zamanda. Daha dün Ali İsmail Korkmaz'dan söz ettik. Yani düşünebiliyor musunuz? Türkiye'de sadece ve sadece Cumhuriyet tarihini acılar üzerinden yazabiliriz. Sabahattin Ali'den bu tarafa konuşabiliriz. Çok tartışılan bir meseleyi, birkaç meseleyi size anlatmak istiyorum. Bir tanesi bizim insanımızın varlığın, bizim insanımızın aklında dünyadaki sanırım pek çok insanda olmayan tuhaf bir alışkanlık var. Belki de Osmanlı'dan kalan en kötü miras bu. Bizim insanımız Müslüman ve Müslüman olmayanlar olmak üzere toplumu kafasında ikiye ayırıp onlara azınlık deyip, gerçi Aleviler ve Kürtler de azınlık ama onlar öyle demiyorlar ve diyorlar ki yabancı. Şimdi hayatımda en üzüldüğüm mesele bu. Yani şöyle bir şey düşünün. Lefter Küçük Andonyaes. Kaç kuşaktır İstanbul'da adalı, Rum ve sen ona yabancı diyorsun. Türk milli takımının formasını giymiş, Fenerbahçe'de oynamış birisinden söz ediyoruz. Adile Naşit, bir Ermeni. Türkiye'nin en büyük sanatçılarından biri. Şehri komik Naşit Efendi'nin kızı. Aynı zamanda ben şeyi de çok iyi tanımıştım, Selim Naşit Özcan'ı. Böyle bir aile Ermeni ve sen bunlara, bu insanlara dönüp diyorsun ki bunlar yabancı. Ve nihayetinde Hrant Dink sadece ve sadece Ermeni olduğu için ona yabancı diyorsun. Bu feci bir şey, bu korkunç bir şey. Hrant Dink eşi Raquel Dink'le birlikte, çok saygı duyduğum bir hanımefendi, eşi Raquel Dink'le birlikte Malatya'da kimsesizler yurdunda kalmış, sonra İstanbul'a göç etmiş, evlatları olmuş, evlatlarını büyütmüş, yurdunu seven, hem de ciddi anlamda seven, yani herkes Türkiye'de o kadar yurtsever değil, yurdunu seven, Ermeni kültürüne kültür anlamında katkı yapmaya çalışan ve Agos'la birlikte bunu anlatmaya çalışan ve sosyalist bir yoldaşımız, tanıyan tanımayan onun değerini biliyor. Şimdi birkaç şey söyleyeceğim size. Bir kere Hrant Dink Malatyalıdır. Dolayısıyla Hrant Dink bu yerlilik, millilik tartışmasında gülünç bir eleştiri, yabancı diyerek gülünç bir eleştiriye maruz kalmıştır. Hrant Dink gerçekten olağanüstü büyük, olağanüstü değerli bir yurtseverdir. Ve bunu böyle bilmemiz gerekir. Neden ona yabancı diye baktığımızı da asla anlamış değilim. Algımızda bile bir problem var. Bu bir. İkincisi, Ermeniler Türkiye'de 1915 yılında tehcir, onlara göre soykırım ama bence hiç fark etmez. Acı, büyük acı yaşamışlardır. Ve bu acıyı biz insanlar olarak, burada yaşayan yurttaşlar olarak siyasi bir biçimde ele alamayız. Her kim ki Türk, Kürt, Alevi, Çerkez, Laz, her kim ki bu coğrafyada acı çektiyse, Azmi'cim teşekkür ederim. Acı çekiyorsa biz acısıyla ortaklaşırız. Yani şöyle bir değerlendirme olamaz. Sivas'ta yanan canlar aydınlar. Uğur Mumcu, Tahir Elçi, Bahriye Üçok, Ahmet Taner Kışlalı, Hrant Dink, memlekete ne katkı yaptıysa, acısı neyse, Sabahattin Ali, biz onunla özdeşlik kurarız. Siyasal meseleler ayrıdır. Edebiyatçı, aydın, düşünen insan acıyla özdeşlik kurar. Dolayısıyla siyasetçiler gibi kayıkçı kavgasına giremeyiz. Babaannesini, anneannesini, dedesini, bunların tamamını kaybetmiş Şirvan adında bir Ermeni
kız arkadaşım vardı. Kulakları çınlasın bizi izliyorsa. Türkiye'de Hrant Dink'i de tanırdı. Türkiye'de üniversiteyi birincilikle bitirdikten sonra Fransa'ya gitti ve dünyanın en büyük üniversitelerinden birinde doktora yaptı. Bir gün sohbet ederken Hrant Dink'in vefatından sonra Şirvan bana dedi ki, burada Ermeni tohumluyum, Fransa'da Türk tohumluyum. Dolayısıyla bize yapılan zulmü böyle anla dedi. Aslında bana göre Ermeni ve Türk tohumu falan olmak diye bir şey yok zaten. Biz insanlığın ortak değerlerini taşımak durumunda olan kimseleriz. Nitekim Hrant Dink ben güvercin tedirginliği yaşıyorum dedikten sonraki çok ağır şeyler alıyordu, eleştiriler alıyordu. Hatırlayın o zamanın valisi resmen makamına Hrant Dink'i çağırıp ayağını denk al yoksa sen katledileceksin diye açıktan da söylemişti. Bu tabloyu gördüğümüz zaman biz Hrant Dink'in bunu da yazıp güvercin tedirginliğindeyim dedikten sonra öldürüldüğünü değil katledildiğini, vahşice katledildiğini gördük. Nerede? Osman Bey'de, İstanbul'un göbeğinde. Nerede? Gazetesinden çıktığında hiçbir koruması yokken. Ve pabucun altında bir delik vardı. Herhalde bir pabucu alamayacak hali yoktu. Ama orada belki o gün onu giymiş, çıkmış, gelmiş. Bütün esnafla konuşan, dostluk eden, tertemiz Türkçe konuşan bir insanı böylece katletmiş oldular. Ve bu katil zanlıları aslında gerçek tetikçiler bulunamadı. Bunun da altını çizmek isterim. İkinci bir husus, eşi bayağı inançlı bir Hristiyan. Balkondan bir konuşma yaptı. Sadece Erdoğan balkon konuşması yapacak değil ya. Ağustos'ta o acılı günden balkona çıktı ve dedi ki asla içinde kin, asla içinde nefret, asla içinde kötülük barındırmayan bir konuşmayla biz katillerden önce bir bebekten katil yaratan düzeni sorgulayalım dedi. Muazzamdı. Belki Cumhuriyet tarihinde yazılmış en değerli metinlerden biriydi. Bir bebekten katil yaratan düzeni sorgulayalım dedi. İçinde kin yok, öfke yok. Dün Emel anne ile telefonda konuştum, Gürkan'la konuştum. Dikkat edin, bu güzel ailelerin eşleri, dostları, anaları insanları kine, nefrete çağırmıyor. Ve bunun üzerinden bakmamız gerekiyor. Peki bugünkü gerilim nereden kaynaklanıyor? Bunu da söyleyip bitireceğim. Arkadaşlar biz Ermeni meselesini o kadar yanlış yerden tartışıyoruz ki bizim durduğumuz yerden 3 grup Ermeni olduğunu ve sorunu bu 3 grup üzerinden çözmemiz gerektiğini bilelim. Bir tanesi bir grup, birinci grup, Hrant Dink'in de ait olduğu Türkiye'de yaşayan Türk vatandaşı olan ve %100 bu toprağı, bu yurdu seven Ermeniler. Dolayısıyla bunlarla biz aynı taraftayız, aynı yerdeyiz, aynı pasaportu taşıyoruz. Dolayısıyla onlara öteki muamelesi yapmaya hakkımız yok. Hoş bana da öteki muamelesi yapıyorlar. Antakyalısın, işte bir Arap Alevi ailenin çocuğusun vesaire demeye başladılar, tehdit etmeye başladılar ama bunlar palavra. Hiç kimse bizim yurdumuzu sevmemizi, Hrant'ın yurdunu sevmesini falan tartışamaz. Gerçi bugün herkes öteki. Herkes radikal kalmış. Dolayısıyla neymiş? Türkiye'deki yurttaşları, Ermenileri bir hain gibi görmek ilkel bir ırkçı tavırdır. Bir diğeri Ermenistan Ermenileri. Ermenistan Ermenilerinin Türkiye'de çok güçlü bağları var. Biliyor musunuz? 100 bin Ermenistan Ermenisi Türkiye'de ve çok da pis işlerde çalışmak üzere her gün buraya geçiyordu, burada kalıyordu, çocuk bakıyordu, tuvalet temizlikçiliği yapıyordu ve bayağı pis işlerde çalışarak bu insanların çoğu kaçak evine tencere kaynasında 2 lokma götürüyordu. Ve Erdoğan hatırlayın hepinizi geri gönderirim ha demişti. Çok ağır, sert ve bence insanı aşağılayan bir şey söylemişti. Bu insanlar eti bisküvisi yiyor, ülker yiyor, bizim makarnalarımızı yiyor. Kendi ülkesinde en çok ihtiyaçlarını yani ihracat yaptığımız bir ülke. Kültürel bağa baktığınız zaman şarkılar aynı, eğlenme biçimleri aynı. Anadolu'daki Ermenilerle Ermenistan Ermenileri arasında hiçbir fark yok. Anadolu'daki Ermeni olmayanlarla onlar arasında da fark yok. Ülkeler düşman. Ülkeler arasında gerilim var. Ama Ermenistan halkı çok yoksul bir halk. Bizden çok daha geri bir halk. Bizim onlarla dostluk, yani Ermenistan halkıyla dostluk kurmamızın önünde hiçbir engel yok. Saçma sapan bir şey. Komşunla kavga ediyorsun. Sebep belli değil. Tarihin yaralarını sarabilmek için önce komşuluk etmek lazım. Tarihin yaralarını sarabilmek için bir acı kahve içmek lazım. Bir merhaba demek lazım. Bir sofrada oturmak lazım. Birbirimize iyi davranmamız lazım.
Dikkat edin, Ermenistan'la Türkiye arasında bir dostluk olsun diye heykel yapmıştı Mehmet abi, Mehmet Aksoy abi, heykeli yıktırdı Erdoğan. Olur mu öyle şey diye. Burada artık heykele yapılan düşmanlık mı, sanata yapılan düşmanlık mı yoksa halklara yapılan düşmanlıktı bilmiyorum. Burada çok ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Irkçılık insanlığın en büyük sorunu aynı zamanda. Kendi insanına ırkçılık yapmak da ayrı mesele. Ama asıl bizim açımızdan sorun olan diaspora Ermenileri. Yani dünyanın başka ülkelerinde özellikle Amerika'da lobi kurmuş olan, Türkiye'nin gerçeklerini bilmeyen, Türkiye'ye kin nefret besleyen ve buradaki işte vakıflar, dernekler vesaireler üzerindeki haklarını arayacağım diye büyük tazminat davaları açan bir diaspora var. Şu doğru, bugün Kürt coğrafyasında da yani Hamidiye alaylarıyla birlikte Ermenileri katledenler Kürt coğrafyasında, yani Kürtlerin yaşadığı coğrafyada vardı. Türklerin de bu konuda batıda aynı şeyleri vardı, trene bindirip götürdükleri. Pek çok insan bu Ermeni evlerine, mallarına çöktüler mi? Evet, çöktüler. Hiçbirimiz diğerinden daha masum değiliz bu konuda. Türklerle Rumlar arasındaki o karşılıklı olarak tırnak içerisinde değiş tokuş denen mübadelede de benzer sorunlar, benzer yaralar açıldı. Bernard Lewis şahane bir kitabı vardır. Türkiye'den giden, Yunanistan'a giden Rumlara, Yunanistan'dan gelen, Türkiye'ye gelen Türklerle ilgili şu cümleyi kullanmıştı. Türkiye en güzel Rumlarını, Yunanistan en güzel Türklerini kaybetti. Ya bundan daha güzel olabilir mi? Kardeşim, o Rumların evi burası. O Türklerin evi de orası. Bizim Ermenilerimizin evi burası. Anadolu. Yani bu ırkçılık, bu milliyetçilik, bu yerli ve milli denme saçmalığı nedir? Yani nasıl Ermeni ve Rumlara bu ülkenin insanı değilmiş denebilir? Hoş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun MHP'den danışman aldığı, sonra istifa eden bir zat vardı. Benim Türkiye ile ilgili yaptığım yorumlarla ilgili olarak Twitter'da şöyle yazdı. Saklıyorum, dava mava açmadım ama ona yedireceğim. Aynen şöyle yazdı ve bu profesör dedi ki Enver Aysever Türkiye hakkında konuşamaz. Enver Aysever Türk değil ki. Düşünebiliyor musunuz? Bunu yazdı, duruyor. Sonra istifa etti ve Kemal Bey bundan faydalanmak için de onu çağırmış. Bu da ayrı mesele yani. MHP'li adam sonra gelmiş falan. Türkiye'nin bir üniversitesinde Karadeniz'de profesör. Ne danışıldığını bilmiyorum ama olsa olsa ırkçılık danışılabilir. Olsa olsa insanları birbirine düşürmeye çalışılabilir. Çalışılabilir. Size bir şey anlatmak istiyorum. Cumhuriyet nedir meselesinde daha önce defalarca söyledim ama Cumhuriyet şudur. Benim babaannem Türkçeyi %60 söylemiştim. %70 konuşamıyordu. Çünkü okuma yazma bilmediğiniz zaman bir dil size kendisini tamamen göstermez. Evet, babaannem Arapça ağırlıklı konuşuluyordu. Dedem müthiş tutkuyla bağlı bir Atatürkçüydü. O zaman ortaokulu bitirenler kıymetli. Babaanneme işte gazeteleri okuyordu falan. Yıllar geçti. Düşünün, benim babaannemin torunu olarak ben, yani üçüncü kuşak, o ülkede ana dili Arapça olan babaannemden, benim ana dilim Türkçe. Neden dersiniz? Ben hiç Arapça öğrenmedim. Ana dil meselesi de milletle alakalı değildir. Hangi dile bence yerleştiğinizle alakalıdır. Ama o bana sen Türk değilsin diye hedef gösterir. Ayrıca Türk olmak niyetinde de değilim, Kürt olmak niyetinde de değilim, Japon olmak niyetinde de değilim ya da hepsini olmak niyetindeyim. Ben Anadolu'nun bir evladıyım, Anadolu'nun bir çocuğuyum, bu coğrafyanın bir insanıyım. Ben Yunus Nadi Roman Ödülü'nü 2007 yılında bir an bin parçayla kazandım. Yani o beyefendi acaba Türkçe'ye ne tür bir katkı yapmış? Ben tertemiz bir Türkçe kuralı konuşmak için emek gösteriyorum. Yani Cumhuriyet nedir biliyor musunuz? Cumhuriyet yıllarca fellah diye itilip kakılmış rençper ailelerinin çocuklarından birisini, Türkiye'nin en çok okunan yazarlarından biri, televizyonda en çok dinlenen isimlerinden biri, burada radikal tahammülsüzlerin içindeki biri haline getirmiş. O yüzden Hrant Dink de buydu. O yüzden diasporaya karşı büyük bir mücadele veriyordu. Biz sorunlarımızı kendimiz çözeceğiz diyordu. Bir başka zaman anlatırım. Çok uzattık çünkü ama bilmiyorum sıkıldınız mı bu anlattığımızdan, ama Ermeni meselesini öğrenmek isteyenler için bir kitap söyleyeceğim. İki komita, iki kıtal. Benim bugüne dek gördüğüm en iyi Ermeni şeylerinden biri.
Ermeni sorunu ile ilgili kitaplardan biri. Hatırattır. İlk 100 sayfaya baktığınızda Enver Bey bunu bize niye okutuyorsunuz diyebilirsiniz. Çünkü adam geziyor. Ahmet Refik Altınay'ın kitabı. Tarihçidir kendisi. İki Komita, İki Kıtal adlı kitap. Baskısı var mı bilmiyorum. Ama bu İki Komita, İki Kıtal adlı kitap bize çok önemli şeyler söyler. Bunlardan bir tanesi artık İttihat Terakki'nin kontrolden çıkıp katillerinin oluşması süreci. O katillerin kimler olduğunu görüp aynısının Cumhuriyet döneminde Hrant'ı da katlettiğini orada göreceksiniz. Öte taraftan bazı bölgelerde, kuyularda Türklerin kellelerinin kesilip atıldığını göreceksiniz. Aynı zamanda mesela Eskişehir'de falan trenlerin durdurulup Ermenilere saldırıldığını göreceksiniz. Yani iki komite, iki kıtal, Ahmet Refik Altınay'ın kıtal diye tarif ettiği bir olay. Adını ne koyduğunuz önemli değil. Çok değerli bir tanıklık. Bakın akademik bir kitap değil. Çok önemli bir tanıklık olduğu için bunun altını çizmek isterim bir. İkincisi incecik ama bence çok yerli yerinde bir kitap. Çok büyük bir hoca. Taner Timur Hoca'nın Ermenilerle ilgili bu süreçle ilgili yazdığı bir kitap var Ermeni meselesi diye. Çok sevdiğim bir hoca. Kitabın adını şimdi hatırlamıyorum. Ali biraz sonra bakarım. Onu söyleyeceğim. Sanıyorum Yordam Yayınları'ndan çıkmıştı. O da çok önemli bir kitap. Bir de Ayhan Aktar'ın İletişim Yayınları'ndan çıkan bir kitabı var. Ayhan Aktar aslında liberal. Benim çok sevdiğim bir ideolojide değil, bir düşünür değil. Ama çok iyi bir kitap toparlamış. Ve o kitapta şunu söylüyor. Kitabı adadığı kişiler o tehcire, o kıtala, o soykırıma katılmayan onurlu valilere, onurlu insanlara adadım diyor. Ve katliama katılanlar ve katliama katılmayanlar üzerinden bir değerlendirme yapıyor. Bunu da buraya not edelim. Eğer sıkılmadıysanız bir meseleyi daha size anlatmak istiyorum. Ermeni meselesini bir gün uzun uzun anlatırız ama mesela dünyaca ünlü bütün rock gruplarının Türkiye'de o zillerinin yapıldığını zamanında biliyor musunuz? Zilciyan'dır onların adı. O ziller dünyanın her tarafında büyük rock gruplarında Deep Purple'da, Scorpions'da, Bon Jovi'de vesaire daha eskilerinde hep o Zilciyan'ın yaptığı ziller konuşmuştu. Bu mu kitabın adı? İmge Yayınları'ndan. Güzel. Taner Hoca'dan bunu mutlaka okuyun. Aferin Ali, hemen internete girdi. Çok iyi bir kitap. Ayhan Aktar'ın kitabını da bul lütfen. O da önemli. Bu üç kitap sizin kafanızda bu meseleyi çözecektir. Tarafsız yazılmış kitaplar. Üçü de bence çok iyi kitap. Daha akademik kitaplar da var ama onlara girmeyeceğim. Bu Zilciyan İstanbul Ermenisidir. Bu Zilciyanlar tüm dünyada bütün müzik gruplarında, rock gruplarında kullanılmıştır. Şimdi İstanbul Zilleri diye kullanılıyor. Yani bakın dünyaya Zilciyan meselesi gidiyor. Meyhanedeki mezelerimizin pek çoğu İstanbul Ermenilerindendir. Topik mesela bunlardan biridir. Ama size çok önemli dünya çapında bir müzisyenden söz edeceğim. Gomidas. Gerçekten Gomidas'ın ne kadar önemli olduğunu göreceksiniz. Bu değil Ayhan Hoca'nın kitabı. Başka bir bakar mısın? İletişim Yayınları'ndan olacak ama bu da güzel kitap. Bu meselede Gomidas'ı anmadan geçemeyiz. Gomidas diye bir oyun da oynanıyor. Bir kilisede oynanıyor. Lütfen girin. Geçen sene yılın oyunu ödülünü aldı. Ben de çok etkilendim. Tüyleri diken diken eden Gomidas'ın hayatını anlatıyor. Gomidas'ın çektiği çileleri anlatıyor. Gomidas bir Anadolulu aynı zamanda. Yurt dışına gidiyor, geliyor ve en sonunda aklını kaçırıyor. Onunla ilgili de çok güzel belgesel bir kitap var ama şimdi bulamayacağım. Velhasıl yani Hrant Dink dediğimiz zaman koskoca bir Türkiye'nin Ermenilerinin kurduğu dünyayı anlamamız lazım geliyor. Pek çok kültürün Türkiye'de iç içe olması bizim en büyük lezzetimiz. Bunu iyice anlamamız gerekiyor. Güvercin tedirginliğinde yaşattığımız Hrant Dink'imizi koruyamadık. Güvercin tedirginliğinde yaşattığımız Hrant Dink vuruldu. Tıpkı Tahir Elçi gibi, tıpkı Uğur Mumcu gibi, tıpkı Sabahattin Ali gibi, tıpkı bugüne kadar gelen, bugün çok andık, Bahriye, Üçok'tan tutun, Ahmet Taner Kışlalı'ya kadar, Abdi İpekçi'ye kadar, bu ülkede yakılan Behçet Aysan'ından Nesimi Çimen'ine, Metin Altıok'una kadar katliamlar tarihi olarak da bizi okuyabiliriz. Önünde saygıyla eğiliyorum.